Ben İsmet Derzi, 1958 Samsun doğumluyum. 61'den beri de İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunuyum. Ama elektrik mühendisliğini hiç yapmadık. Mühendislik aslında hayalimdi. Ama biz geleneksel olarak baba mesleğine devam ettik. Babam hızarcıydı. Oradan da yavaş yavaş marangozluğa kaydık. Ama marangozluğu da çok severek yapıyorum. Hele bizim yaptığımız kısım, kündekari işi, çok zevkle yaptığım bir iş. 25 senedir bu mesleği yapıyoruz. Bu bizim yaptığımız iş Türklere has bir iş. Yani kündekari, teknik olarak, çizim olarak bize has bir iş. Yani desen olarak Selçuklu deseni diye zaten piyasada söylenir, konuşulur. Yapana da kündekar denir. Kündekari tekniği tamamen birbirine geçme, tutkal ve çivi kullanmadan yapılan bir teknik. El emeği yoğun. Onun için zaten uzun zamanda bitiyor. Öyle bir kapı nereden baksanız bir 3 ay sürüyor. İyi bir marangoz olabilmek için yaptığınız işi sevmeniz lazım. Yani her bir işe başlarken gene bir hevesle başlıyorum. Aman bunu da bir daha mı yapacağız hiçbir zaman demedim. Hep bir hevesle başlıyorum yeni işe. İşteki problemleri çözmek, imalattaki problemleri çözmek hoşuma gidiyor. Ekip arkadaşımız zaten 25 senedir beraber olduğumuz Mehmet ustamız var. Ondan sonra oğlum yanımda. Bir de Fatih var, hemşerim. Bize çırak yok. Herkes hem çırak hem usta. Hep beraber çalışıyoruz, hep beraber yapıyoruz. Yani bu 4 kişi içinde işte oğlum öğrenirse bu işi tam anlamıyla devam ettirir. Daha nasıl diyeyim, modernize edip ya bu asrımızın, çağımızın gereksinimlerine uydurup değişik şeyler yapmasını beklerim. Adım Mehmet İbrahim Terzi, 1986 İstanbul doğumluyum. Hem restoratörüm hem iç mimarım ama babam mesleğine verdiğim önemden dolayı babamın yanında çalışmaya başladım. Mezun olduktan sonra dedemden beri atölyeye, keresecilikten beri atölyelerde büyüdük. Tanıştığın içinde büyüdük gibi bir şey aslında. Babamla ilişkim iyidir. İşte usta çırak ilişkisi oluyor genel olarak. Tabii kündekarlığı devam ettirmek istiyorum. Yani bunu korumak lazım. Diğer el sanatlarındaki gibi bunu da korumamız lazım.